aynı suların vurduğunu sanırız kıyıya. Oysa değişmektedir. Eski bir kitapta yazılanları ortaya çıkaracak izler ararız kentin sokaklarında. Buluruz da. Fakat başka bir biçimde yazılmış bir kitap görürüz sonra, kafamız karışır. Her şey tam olarak nasıl oldu? 15. yüzyıl. Doğu Akdeniz kaynıyor. Her yükselen güç bir yerleri elde etmek peşinde. Kimi daha çok ticaret yapmak, kimi rekabet ettiği güçleri bölgeden uzaklaştırmak, kimi de yaklaşan tehlikeyi savuşturmak için. 15. yüzyılda Batı Roma topraklarında da kargaşa vardı. Vatikan, Rönesans'ın yükselttiği kentlerin birbiriyle rekabetini kullanarak eski hakimiyetini yeniden kurmaya çalışıyordu. Öte yanda İspanya ve Fransa çizmenin güneyinde Napoli Krallığı'nda hakimiyet mücadelesi vermekte, oradan Batı Roma'yı kendi kontrolünde yeniden diriltmeye çalışmaktaydı. Bu çatışma ortamında ortaya çıktı Doğu Roma'nın yeni varisi. Yay çeken parmağındaki yüzüğüyle gül koklamaktaydı. Hem Rönesans'ı hem klasik dönemi bir arada yaşamakta ve yenilmez bir orduyla Akdeniz'e yeni bir barış dönemi yaşatmayı hedeflemekteydi. Fatih, kendi güvenlik alanına gelen tehditlerin Sicilya ve İtalya anakarasında bulunan güç odaklarından kaynaklandığını fark ediyordu. Orada olmadan kalıcı bir barış dönemi başlatamayacağını biliyordu. Napoli Krallığı'nın var olan anlaşmayı bozarak Rodos şövalyelerine yardım etmesi üzerine harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa'ya ilk tutunma yeri olmasına karar verdiği Otranto için bir sefer emri verdi. Otranto seferi için Vatikan'la ihtilaflı olan Floransa hakimi Lorenzo de Medici Fatih'i teşvik etmişti. Medici, Otranto halkının Bizans kökenli olduğunu, dolayısıyla hak iddia edebileceğini hatırlatmıştı. Gayesi, Napoli Krallığı ve Vatikan'ın baskılarından kurtulmak. Ordu, Otranto'da 14 ay kaldı. Bu stratejik hamle için tarihçiler asıl hedefin Roma olduğunu söylemektedir. Kayseri Rum unvanını kullanan Fatih, unvanın gerektirdiği hedeflere ulaşmak istiyordu. Fakat Otranto'nun alınmasından kısa bir süre sonra vefat etti. Fatih'in vefatının ardından Bursa'da Cem Sultan ve İstanbul'da Bayezid kendilerini sultan ilan etti. Gündem tamamen değişmişti. Bayezid, en deneyimli komutan olan Gedik Ahmet Paşa'yı İstanbul'a çağırdı ve orduyu teslim etti. Gedik Ahmet Paşa, Otranto'da birkaç bin kişilik bir kuvvet bırakarak kaleden ayrıldı. İç kargaşanın uzun sürmesi dolayısıyla bir daha da dönüşü mümkün olmadı. Fatih'in planı terk edildi. Kalanlar, Napoli Kralı Ferdinand'la yapılan bir anlaşma sonucu düzenli bir şekilde kentten ayrıldılar. Otranto'da geçen 14 ay boyunca Papalık ve Katolik Avrupa büyük bir korkuya kapılmıştı. Papa, Fatih'in bir orduyla gelmesi durumunda Roma'dan Fransa'ya çekilmeyi düşünüyordu. Bugünkü Otranto'da sahile indiğinizde iki şey dikkatinizi çeker. Biri donanmanın demir attığı limana bakan Gedik Ahmet Paşa lokantasıdır. Paşa'nın Otranto kent tarihindeki önemini anlatmak ister. Lokantada Türk yemekleri de verilmektedir. Tarafsız bir duruş sergiler gibi.
Diğeri lokantadan kıyıdaki meydana giderken karşınıza çıkar. Heykel, Otranto tarihindeki tüm işgalleri atlayarak Gedik Ahmet Paşa'ya yöneltir ilgiyi. Gerçek öteki gördüğü yalnızca odur. Bugün hala ayakta olan kalenin burçlarına çıkınca 15. yüzyıla dönen zihnimiz somut örneklerle karşılaştı. Sahilde gemilerin hala durduğunu hissediyorduk. Sonra kalenin kapısından içeri girdik. Otranto tarihi dokusunu çok iyi muhafaza ediyordu. Bu ortaçağ kentinin sokaklarında yürümeye başladık. Yol üstünde, yokuşun bittiği yerde, Osmanlı donanmasının attığı güllelerden birkaçı olduğu gibi korunuyordu. Kentte yaşayanlar, belki kanıksadıkları için fark etmeden yanlarından geçiyordu. Ama yeni gelen ziyaretçilere bir kuşatma atmosferi yaşatıyordu. Kentte cami olarak kullanılan kiliselerden birine gidiyoruz. Restorasyonu devam ettiği için ziyarete kapalı olan caminin içinde İslami figürler dikkat çekiyor. Aslında hedefin Otranto'da kalıcı bir yerleşim olduğunu anlıyoruz. Gedik Ahmet Paşa, halkın büyük bir çoğunluğu daha önce kenti terk etmiş olmasına rağmen ihtiyacı karşılayanlar dışındaki kiliseleri camiye çevirmedi. Çünkü sivil halkın can ve mal güvenliği garanti edilince döneceğini umuyordu. Halbuki gidenlere anlatılan korku hikayeleri dönmelerini engelleyecekti. Bunların en önemlilerinden biri hala canlılığını koruyan bir efsanedir. Kentte kalan 800 sivilin İslam'a dönmemeleri üzerine teker teker öldürüldükleri anlatılır. O zamana kadar Osmanlı ordusunun hiç uygulamadığı bir durum söz konusudur. Efsaneye göre başı kesilenlerden biri diğerlerinin direnmesini temin etmek üzere yere düşmez, başsız bedeniyle ayakta durmaya devam eder. Otranto Kilisesi'nde bu olayla ilişkilendirilen ve bir toplu mezardan çıkarılan kalıntılar hala sergilenmektedir. Halbuki Osmanlı tarihinde İslam'a geçmeyenlerin topluca katledildiğini gösteren hiçbir örnek yok. Ayrıca kalede gündelik hayatın devam etmesi için sivillere kesinlikle ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu durum askeri bir sebebe işaret etmektedir. Aslında bölgede M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren sürekli olarak Yunanistan'dan göç olmuş ve çok sayıda Yunan yerleşimi kurulmuştu. Otranto ve civarındaki nüfus Bizans kökenliydi ve Ortodokstu. Fatih ise Ortodoksların da sultanı olduğunu yazışmalarında belirtmektedir. Dolayısıyla bir Ortodoks katliamı kuşkulu görünüyor. Ayrıca Vatikan'ın gönderdiği piskoposlar bölgede kabul görmediği gibi çok sayıda isyan ve çatışma yaşanmıştı. Gerçek nasıldı? Bunu belki de hiç öğrenemeyeceğiz. Papalık, bu izleri bölgede Katolik kimliğinin pekişmesi için kullanmaya ve canlı tutmaya devam ediyor. Nitekim 12 Mayıs 2013'te Papa I. Francesco Roma'da San Pietro Meydanı'nda büyük bir törenle bu 813 kişiyi aziz ilan etti.
aslında hatırası canlı tutulan acılar ortak kimliği belirginleştirirken ötekine olan yabancılaşmayı da pekiştiriyor. Bu durum herkesin birbiriyle sürekli iletişim halinde olduğu günümüz dünyasında birlikte yaşayabilme ve evrensel barış ümitlerini azaltan bir etki yaratıyor. Osmanlı donanması Otranto'ya savaşarak çıkmıştı. 63 yıl sonra ise Fransa'nın Akdeniz'deki limanı Toulon'a halkın sevgi gösterileri arasında girecekti. Fransa'nın güney sahillerindeki liman kentlerinden Toulon'dayız. Toulon, çok iyi korunan bir körfezi olduğu için tarihi boyunca daha çok bir askeri liman olarak kullanıldı. Bugün de NATO ve Fransız donanmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kent aynı zamanda tarih içerisinde Türk-Fransız ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştı. 11 Temmuz 1543 yılında Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Fransa Kralı 1. François'ya yardım etmek için Toulon'a gelmiş ve 8 ay burada kalmıştı. Donanma 154 parça gemide 30 bin askerden oluşan bir güce sahipti. O yılları anlatan Fransız vaganüvisler adeta yüzen bir şehir olduğunu yazmışlardı. Şehrin yönetimi bu süre zarfında Barbaros'a devredilmiş. Kralın emriyle halkın büyük bir kısmı evlerini boşaltarak Leventlere bırakmıştı. Dönemin tanıkları Toulon küçük bir İstanbul'a dönüştü demekteydiler. Kanuni Sultan Süleyman küresel vizyonu gereği Fransa'nın İspanya ve Avusturya karşısında güçlü olmasını istiyordu. Fransa Kralı 1. François'ın kendisinden yardım isteyen bir mektubu İstanbul'a ulaştığında kararını uygulamak için bir fırsat da oluştu. François'a yardım etmek için kendisi karadan Avusturya'ya bir sefer düzenledi. Böylece Avusturya ordusunun Fransa üzerindeki baskısı azalacaktı. Osmanlı donanmasını da aynı anda Fransa'ya gönderdi. Donanmanın hedefi Nice'deki Avusturya işgalini bitirmekti. La présence de Barbaros à Toulon a dissuadé complètement les troupes de Charles Quint et ses alliés, Andrea Doria, que Barbarousse avait déjà écrasé à la bataille de Pevesa quelques années auparavant, ce qui le rendait Doria très prudent vis-à-vis de Barbarousse, qui était un amiral assez extraordinaire. Parce que si on fait référence à des batailles antérieures, à la bataille de Pevesa, il avait, avec 110 galères, écrasé Andrea Doria qui en avait 500, ce qui montre une certaine habileté manœuvrière de la part de Barbaros. Barbaros Hayrettin Paşa, Toulon limanında halkın büyük ilgisi ve Fransa donanmasının top atışları eşliğinde karşılandı. Toulon donanma için baştan ayağa yeniden düzenlendi. Leventlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kent sakinleri dışındakiler içerideki köylere taşındı. Boşalan evlere Leventler yerleşti. Alors ils étaient installés dans ce qu'on appelait les borcs, B-O-R-C, qui sont les bourgs, les faubourgs de Toulon, dans le faubourg ouest de Toulon, puisque Toulon s'arrêtait vers l'ouest au niveau de la rue d'Alger, qui est tout à fait à côté de nous. Barbaros était hébergé dans une belle maison du faubourg ouest de Toulon qui appartenait à la fille de monsieur Jean de Motet, lequel Jean de Motet a été le premier commandant de la tour royale, la grosse tour, et c'est lui qui a subi les premiers assauts
de Charles Quint. Barbaros'un kaldığı binanın yerinde bugün çok katlı bir apartman var. Tarihi kentin içerisinde de artık fazla bir iz kalmamış. Fakat bugün hala ayakta olan bir yapı var, Toulon Katedrali. Katedral, donanmanın dini ihtiyaçlarını karşılamak için 8 ay boyunca cami olarak kullanılmıştı. Toulon Katedrali, donanma burada kaldığı sürece 5 vakit Leventlerle dolmuştu. Kıblenin bulunduğu tarafta bir mihrap yapılmıştı. Resimler ve heykeller kapatılmıştı. Katedralin bir zamanlar cami olarak kullanıldığına dair hiçbir iz yok. Sekiz ay boyunca Toulon'a Osmanlı bayrağı ve Barbaros'un sancağı asılmıştı. Kentin en yüksek yöneticisi olan Barbaros'a civar kentlerden toplanan bütün vergiler gönderiliyordu. Fakat Toulon sokaklarında, pazarlarda Osmanlı parası da geçerli akçeydi. Esnaf daha önce görmediği akçelere kısa sürede alışmıştı. Eski Toulon'un dar sokaklarına giriyoruz. Gittiğimiz yerde o yıllardan kalan önemli bir iz var. İki sokağın kesiştiği yerde 16. yüzyıldan kalma bir savaş gemisi. Kime ait olduğu bilinmiyor fakat Barbaros'un seferine iştirak etmiş olması muhtemel görülüyor. Toulon'da donanmanın kaldığı yıllara ait üçüncü iz, limanı korumak için yapılmış kulelerdi. İki yakada bulunan kulelere çekilen zincirle liman düşman gemilerine karşı korunuyordu. Osmanlı donanması Toulon'a yerleştiğinde gemilerdeki bazı silahların bu kulelere yerleştirildiği biliniyor. Barbaros kente geldikten kısa süre sonra asıl işi olan Nice'ye yöneldi. Burası Avusturya işgali altındaydı. Osmanlı donanması Fransız gemilerinin de katıldığı bu seferde sadece 10 kayıpla kentin anahtarını aldıktan sonra iç kaledeki direnişi umursamadan kenti Fransızlara teslim edip Toulon'a döndü. Fransızlar Barbaros'un yağma olmayacak garantisine rağmen Osmanlı donanması ayrıldıktan sonra kenti yağmadı. Nice'de o günlerden kalan tek iz olan bir top güllesini arıyoruz. Gülleden haberdarız ama tam yerini öğrenmek için turizm bürosundan bir harita aldık. Çarşıda haritanın izinden gidiyoruz. Biraz sonra ara sokaklardan birinde o tek izle karşılaştık. Yanında bir yazıyla korumaya alınmış. Yazıda Osmanlı donanmasının şehri bombalaması sırasında buraya isabet ettiği yazıyor. Halbuki orada Fransız gemileri de vardı. Belki de bir Fransız topuna aitti. Fakat Fransızlar işin bu yanını örtmek ihtiyacı duymuşlar. Matrakçı Nasuh, kendisinin de katıldığı için Osmanlı donanmasının Toulon seferini anlatır. Fransız limanlarının Türk gemileriyle uçsuz bucaksız lale tarlasına benzediğini yazar ve minyatürlerini de çizer. O zaman Toulon, 5000 nüfuslu küçük bir limandır. Osmanlı donanmasında ise forsalar hariç 29.440 Levent vardır. Bu nüfus 8 ay için Toulon'daki Fransızları azınlıkta bırakır. Fransız halkı Türk idaresinin getirdiği yeniliklerden çok memnundur. En küçük bir zabıta olayının geçmediği bu bir yıl içinde tam bir huzur ve sükunet hüküm sürer. Barbaros, Toulon'da kaldığı 8 ay içerisinde Marsilya,
Katalonya ve diğer bazı bölgelere Fransa'yı rahatlatmak adına seferler düzenler. Bu arada Cenevizlilerin elinde esir olan Turgut Reis için donanmasıyla Cenova'ya gider ve onu esirlikten kurtarır. Turgut Reis, Barbaros'tan sonra Kaptanlı Deryalığı devralacaktır. Osmanlı donanması 1544 yılı Nisan ayında Toulon'dan ayrıldı. Bir yıl üç ay süren seferden sonra İstanbul'a döndü. Fransa seferi on binlerce İstanbullunun sevinç gösterileri arasında limana giren 70 yaşındaki Barbaros Hayrettin Paşa'nın son seferi oldu. 16 ay süren bu sefer Akdeniz'in her köşesinde dalga dalga yayılan bir saygı ve korku halesi yaratmıştı. Yerine geçen Turgut Reis de daha sonra Toulon'u 4 aylığına bir kışlak olarak değerlendirmişti. Böylece Fransa'nın her iki yanında bulunan büyük güçlerce yok edilmesinin önüne geçildi. Charles Quint'in rüyası olan Fransa'nın işgali ve Roma İmparatorluğu'nun ihyası bir daha gerçekleşmeyecekti. Akdeniz'de bir güç olarak kendini gösteren sadece donanmalar değildi. 18. yüzyıla kadar korsan gemilerde bir o kadar etkili olmuştu. Osmanlı himayesindeki korsanlar özellikle Batı Akdeniz'de faaldiler. Napoli yakınlarında, Gaeta'da, Türk mağarası olarak isimlendirilen yerdeyiz. Bu mağarayı özellikle Türk korsanlar kıyıya çıkmak için kullanırlardı. Mağaraya inerken korsanların burayı neden tercih ettiğini hemen anlıyoruz. Gözden ırak ve korunmaya müsait. Mağaranın öyküsünü rehberimiz Erhan anlatacak. Şu anda Gaeta'dayız. Gaeta, Roma ile Napoli arasında Lazio bölgesinin, aslında Kampanya bölgesinin çok yakınında olan bir yerdeyiz. Ortalama 30 bin nüfusu olan bir kent. Bize Gaeta'ya çeken Grotta del Turco dediğimiz, yani bu yapı, bu mağara, yani Grotta del Turco dediğimizde isim olarak da anlayın ki Türk mağarası anlamına geliyor. İtalyanlar buraya ise Monte Spaccato diyorlar, yani yarılmış dağ. Çünkü neden yarılmış dağ? Üzerine de bir de santuario koymuşlar, özellikle yarılmış dağ santuaryosu adı altında. Çünkü ne zaman Hazreti İsa Kudüs'te çarmıha geriliyor, oradan gelen bir rüzgar onun haberini buraya getiriyor ve dağ üzüntüsünden böyle bir yarılma şekline geliyor. Gerçekten de birçok papanın buraya geldiğini biliyoruz. Burada konakladıklarını, burada dualar ettiklerini biliyoruz. Ama yineliyorum, bizi burada ilgilendiren tabii ki bu hikaye değil. Bir başka hikaye. Neden Türk mağarası? Ona da isterseniz bir elizi var, Türk elizi. Ona da elizinin olduğu yere gidelim, orada bakalım. İsterseniz onu da orada anlatayım. Türk denizcisinin izine burada rastlıyoruz. Bizim denizcilerimiz geliyorlar ve yukarıya doğru bir baskın düzenliyorlar. Fakat bu sefer karşılarında çok büyük bir güç bulunuyor.
O gücün içerisinde tabii ki doğal olarak geri çekilmeye başlıyorlar. Geri çekilirken bu dar bir alandan geçerlerken son gelen, en son karşılaşan ve çarpışmanın içerisindeki olan kahraman denizcimiz ise teke tek çalışıyor. O kadar güçlü ve kahraman bir komutanımız ki diğer gemicilerimiz kaçarken o tek başına kalıyor ve sonuna kadar çalışıyor. Kim geliyorsa çarpışıyordu ama o çarpışma esnasında tabii bir yandan da güç alıyordu, güç veriyordu. Ve o güç böylesine bir anlamlı bir iz bırakmış. O savaşın esnasında kim geliyorsa yıkıyor. Kim geliyorsa geçemiyor. Öldürüyor, kim geliyorsa öldürüyor. En sonunda diyorlar ki ya tamam cesaretine, yiğitliğine hayran kaldık. Ve bu yüzden artık tamam bu kadar ölüm yeter. Tamam çıkabilirsin, seni serbest bırakacağız. Kendisini bırakıyor, elini bırakıyor ve onların yanına doğru çıktıklarında tabii birdenbire yanına en az 10 kişi çevriliyor ve orada maalesef öldürüyorlar. Evet, burada gördüğünüz haçlar ise burada öldürülen Hristiyan askerler için yapılmış. Mumlukları da var. Onun için bazen yakınları gelip burada dua ediyorlar onun için. Ülkenin dışında kalınca çok farklı.